1989 yılı ehtiyaz mezginleri Xitay'daki net 100 minliğen okuqucular Beijing ve başka şehirlerde namayış kılıp Xitay hükümetinin demokratiye ve erkenlik talep kılgan idi. Şu yılı 4 iyun keçisi Xitay Xalq Azadlık Kormisi Beijing şehrinin Tiananmen meydanında minliğen Xitay okuqucularını kallıq bastırıp bütün dünyanı hayran kaldırgan Tiananmen 40'cılığını payda akıldı. Aradan 30 yıl ötken bugünkü günde Xitay hükümeti hele hem Tiananmen 40'cılığına çekilenigen temeler Qatar'da muamını kılıp kenmekte. 3 iyun günü Amerika'daki demokratiyenin ilgir sürüş fondu uyuşturgan Xitay'nın zulüm modülü Tiananmen bugün ve ete temizlikteki muhakeme yığını delmuş meslek bağışlandı. Aldı bilen demokratiyenin ilgir sürüş fondunun reisi Karl Gerschmann söz edip, Xitay'nın 1989 yıldaki Tiananmen 40'cılığından kiyin resmi türde diktatorluk ve hakim mutlaklık niqabını açkallığını. Aynı vaqtda Xitay demokratçilerden Liu Xiaobo aytqandek, bu qırğınçılıqnın yalğız Xitay üçün abad bolıp qalmasdan, dünya üçün mü bir vabanın başlanışı bolıp qalğanlığını. Emdilikte otturğa çıqıp atqan Uyğurlar diyardaki siyasi basturçlar, yuqori pen texnikilik nazarat mexanizmi, gayet zor məbləğ silinğan bir bəlbəq bir yol qurulışı arqalıq dünyanı kontrol qılış urunışı qatarlıqlarının ən şu qırğınçılıqdan keyin otturğa çıqqan diktatorluqnın yeni zamandaki ravacı işkəlligini təkidləp ötdi. Şunun bilan birga Xitay hukumatining mohiyatda dunyodagi eng zo'r sondagi aholini demokratiyadan mahrum qoldirib, qulluq rejimida yurib kelganligini. Bu jihatda Uyg'urlar va Tibetlarning eng tipik misol ekanligini. Uyg'urlar diyordagi millionlab kishining lagerlarga qamalishi buning yana bir dalili ekanligini aytib kelib, Dalai Lama aytgandek, bu hodisalarning hozir oshkora bo'lgan madaniyat qirg'inchiligi shaklida davom qilib yotganligini bayon qildi. Bu qatimki yig'inga adolat taklif qilingan Amerika hukumat xodimlaridan Amerika yuqori palatasining a'zosi Bob Menendez va Amerikaning xalqaro diniy e'tiqod erkinligi bosh elchisi Sam Brownback ichilish nutqi so'zildi. Bob Menendez nuqtalik qilib, Tiananmen 40-yilligidan buyonqi 30 yilga nazar solganda Xitoyning iqtisodiy jihatda bosh ko'tarchiga aygishib, dunyoga hukmron bo'lish maqsadida bir qator modullarni barliqqa keltirganligini. Buningda hozir eng qabohatlik bo'layotgani Xitoyning Amerika uchun tahdid, dunyo uchun bir ofat bo'lishga yuzlanayotganligi. Bulutmuş Xi Jinping hakimiyet peşiği çıkkandın kiyin Mao Zedong devirdin buyanki ikinci diktatorluğunun modeli hasılı buluvat kaldıqı. Bunun en destekli tecrübesi Uyghurlar diyarıda milyonluğun kişinin lagerlarına kamaş bilen başlanan kaldıqını tekitlep ötü. Sam Brownback sözü de özünün aynı vaqtta Xitay'nın iqtisari cihetin güllenişine yerden berişini kollu kaldıqını. Emdilikte bolsa, Xitay iqtisari cihete ronak tapsa, demokratiyeyi qarap mağdu dediğin karıştın pütüllay hata bolu kaldıqı ispatlan kaldıqını. Bunun en tipik misallarının biri Uyghurlarının en akalli boğun dini etiqat pahaliyatları üçün milyonlap lagerlarga kamilişe boluvat kaldıqını. Nöbette Xitay hükümetinin muşu bahanı da Uyghurlarını pütüllay başka bir insanlar Türkmege aylandırış üçün barca çağrılarını kolunu atkalıqını bayan kılıp ötdi. Şunundan keyin yig'inning birinchi bosqichi boshlandi. Buningda dunyo Uyg'ur qurultayining raisi To'lqin Isa, Tibet harakat institutining vakili Ladun Teton qatorliqlar Xitoy kompartiyasining har qaysi millatlardagi milliy kimlik, diniy kimlik va madaniyat kimligini zo'rliq kuch vositasi bilan yo'qotish, ularning o'rniga Xitoy kimligini saqlash urinishining hozirgi real ahvoli haqida so'z qildi. To'lqin Isa bu jihatda Uyg'urlar duch kelayotgan zulmlarning shaklini jonliq misollar bilan bayon qilib, Uyg'urlarning beshiga kelayotgan hozirgi zulmlarning o'sha bir necha yil mobaynida o'tirg'a chiqib qolgan hodisa emasligini, Xitoy kompartiyasining Uyg'urlarga qaratgan siyosatlarining har qaysi tarixiy bosqichlarda qandoq shakl olganligini qat'iy nazar, ularning hech qachon Uyg'urlarni asimilyatsiya qilinish degan bosh nishondan chetlamaganligini so'zlab o'tdi. Shuningdek, bundan 30 yil burunqi Tiananmen 40-yilligi g'arbsidagi namoyish faoliyatlariga necha minglagan Uyg'ur o'quvchilarining faol ovoz qo'shganligini, halbuki nöbette Uyghurlar duch kelayotgan zo'r siyosiy bastirish harakatiga qarata Xitay xalqining izchil Xitay hukumatining siyosatlarini qo'llash mavqeida bo'layotganligini, bu holning mayli Xitayning ichidagi mingsi yuyilib bo'lgan Xitoylar bo'lsin yoki chet ellarda o'qish, xizmat degandek ishlar bilan necha o'n yillab turib qolgan Xitoylarda bo'lsin o'xshash bo'layotganligini ta'kidladi. Vakası dünyada zor olgu kuzgan, nohut zon ve kırkıncılık da parlıyordu ve dünya demokratik hareketik tesir gösterken bir hareketteydi. Hem de onun Xitay'da bir devletinin merkezi Beijing'de boğan ve bütün Xitay'ın hem yerde boğan çok bir hareket. Ama şunu unutmamız gerek, bunun da burun bu demokratik hareket Şarkı Türkistan'da başlandı. 1985 yılı yani Xitay teritoriyası ya Xitay müstemliki astiki teritoriyalarda karaydıgan bolsak tunç olup 1985 yılı Şinjan'da aşı okuyucularının başçılığı da Şarkı Türkistan'daki bütün üniversite okuyucuları 15,000-20,000 yakın okuyucu koçlara çıkıp namayış kılıp tunç ettim demokratik saylam talep kılgan. Ve şundakla atom sınığının toktusu için talep kılgan.
Şərq Türkistan köçmə yetkəşini toxtuşun tələb qalan, pilallıq toxut nəməldən qıldırışın tələb qalan. Yəni bu, bütün insaniyyətinin arzusu uyğun boğan demokratik fikirlərini uç qaçqalar oturu qoyalıqan bərəkət. Onun deki 1988-ci ilə ikinci qıtımlıq oxuqışla hərəkət yüzbədi. Bu hərəkətmə oxşayışla, bu şu milli erikçilikqa, asimilasiya siyasi Xitay hükümetinin siyasi qarşı və milli bərabərliyin tələb qalan bir namayış. Şunda oğan çağda Tiananmen hərəkəti 85-ci ilə hərəkətdən 4 yıl kiyin, 88-ci ilki Şərqi Türkistan'daki okuyucu hareketin bir yıldan kiyin boğan bir hareket. Şu vaxtın üzerinde Beijing'de, Şanghay'da ya bir yerde okuvatkan Uyghur okuyucularımız 85-88-ci ilde aşağı Şərqi Türkistan'daki okuyucu hareketini kollab nama işlerini hep bakan. Bu hareketin bu məlum nisbette aşağı 1989-ci ilki Xitay okuyucu hareketi təsir oldu da bu ilayma. Hem de 1989-ci ilki hareketin elbette Şərqi Türkistan'daki yaşlarımızga ve Şərqi Türkistan xalqı boğan təsiri zor boğan bir hareket. Şu vaxtlarınızda 89-cu yılı Tiananmen vəqiyyəsi yüz bəgən vaxtda da gerçi benim məktəb neydi vətkən o vaxtda? 88-ci yılı məktəb neydi vətkən? 89-cu yılı mən o vaxtda Beijing demez, Şərqi Türkistan'da. Ama şu vaxtınızda Nurgulğan Ali Məktəbinin okuyuşları ders taşlap, şu Tiananmen okuyuşları hareketini kollab, demokratiya tələb qıb, koçlağı çıxıp namayış qalan. Ve şundakla bu hareket uzun yıllarca Şərqi Türkistan xalqının her bir Uyğurunun kündülük müzakir qılan, her sorunda, her yerlerde sözlengen bir vakasiga aylangan. Demek bu hareketin o Şərq Türkistan yaşlarının uygunuşu da demokratik ideyasının küşünüşü de belgeli təsir boğan bir çoğun hareket deyip oylayma.